Evet, herkese merhaba. Bir Eşiklik'i Türkiye programıyla tekrar beraberiz. Yine aynı ekiple beraber ben Senem Aydın Düzgit, Hatem Ete, Galip Dalay ve Fuat Keyman hocamızla beraber gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Hem Türkiye'de iç siyasetteki hızlı gündemi biraz konuşacağız. Son ittifaklar, muhtemel oy oranları ve son siyasi gelişmeleri ele alacağız. Ama aynı zamanda dış politikada da bazı gelişmeler olduğunu görüyoruz. İşte Türkiye'nin dış politikadaki normalleşme sinyallemeleri, Yunanistan'la ile değişen ilişkiler, en son İbrahim Kalın'ın Rusya'ya Putin'e yapmış olduğu ziyaret, tüm bunları da konuşmaya değer olduğunu düşünüyorum. Çok da lafı fazla uzatmak istemiyorum ve sözü ilk olarak Hatem Ete'ye bırakmak istiyorum. Hatem, bizde her programda olduğu gibi güncelleştirilmiş haliyle iç siyasette nerede bulunuyoruz, rakamlar bize neler söylüyor, birazcık bundan bahsedecek ve o şekilde aynı sıralamamıza devam edeceğiz. Hatem, sözü size bırakıyorum. Sağ olun hocam. Şimdi biz geçen seferki programı yaptığımızda aslında bir sürü şey spekülasyon düzeyindeydi bizim için. Ama şimdi artık netleşti bazı durumlar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu belli artık. Kemal Kılıçdaroğlu isminde karar kılındı. Dolayısıyla kamuoyu araştırmalarının ölçümleri de daha gerçekçi ölçümler haline gelmeye başladı. İkinci olarak Millet İttifakı'ndaki bu liste tartışmaları belli bir yere geldi. Nerelerde milletvekilleri birlikte bir listede yer alacaklar? Nerede partiler ayrışacak? Bununla ilgili süreçte 3 gün sonra netleşmiş olacak. Yani 9 Nisan itibariyle aslında seçimler öncesinde bir seçmenin oy tercihini etkileyebilecek muhtemel yapısal dinamikler netleşmiş olacak 10 Nisan itibariyle. Fakat bu bir taraftan bir sürü çalkantıya da yol açtı bu belirlenme süresi. Sancısız bir süreç olmadı bu. Özellikle Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını netleştirmesi ve bu ismin Kemal Kılıçdaroğlu olması muhalefetteki birçok partinin oy oranını değiştirmiş gözüküyor. Bazı partilerin oy oranı yükseldi, bazı partilerin oy oranı düştü. Özellikle CHP 3-4 puanlık oy oranını arttırdı. Yani biz şimdiye kadar ölçümlerde hep CHP'yi %25'in altında ölçüyorduk. Ama bu adaylık ilanından sonra %25'in üstüne çıktı. CHP özellikle İyi Parti'den ve HDP'den seçmen kazanmış gözüküyor. Önümüzdeki dönemde seçimlerde muhtemelen bakacağımız, izleyeceğimiz en önemli şeylerden birisi CHP'nin bu aldığı seçmenleri ne kadar kalıcı bir şekilde kendi seçmeni haline getirebileceği olacak. İkinci oyunu arttıran parti Memleket Partisi ve Muharrem İnce. Memleket Partisi bu ayın en önemli sürprizi. Muhtemelen çoğunuz kamuoyu araştırmalarında falan rastlamışsınızdır. Hepimizin ilk tepkisi inanmamak şeklinde oluyor. Beni bir sürü arkadaş aradı. İnşallah sizin araştırmalarda da çıkmıyor değil mi şeklinde. Fakat bir şekilde Memleket Partisi bir refleksin, bir tepkinin adresi gibi gözüküyor. Bunu doğru değerlendirmek ve anlamak lazım. Memleket Partisi'ni biz %5'ler civarında ölçtük. Muharrem İnce'nin ilk turdaki Cumhurbaşkanı adayı desteği de %10'lar civarında. Yani dolayısıyla %10'a varıyor. Dolayısıyla bir şey var, bir olgu var. Bu olgunun ne kadarı gerçek, ne kadarı bir geçici tepkinin neticesi, onu bu önümüzdeki 1-1,5 ay boyunca görebiliriz. Bu sadece Muharrem İnce'nin performansına da bağlı değil, diğer siyasi partilerin nasıl bir kampanya yürüteceklerine de bağlı. Fakat benim bu meseleye cevabım şu, yani Muharrem İnce ne oldu da birden bu kadar yükseldi? Memleket Partisi'nin oyunu ne kadar gerçekçi görmek lazım meselesine benim bakışım şu. Ben bunu yadsımamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ayki kamuoyu araştırmalarıyla kavga edip böyle bir şey yoktur demek yerine bunun neden böyle olduğunu anlamaya çalışıp onun üzerinden bir analiz yapmak lazım. Benim anlamaya çalışırken bulduğum cevap şu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemeyen bir kısım muhalefet seçmeni vardı. Bu muhalefet seçmeninin umudu biraz Meral Akşener'in bu meseleyi sabote edeceği şeklindeydi. Fakat Meral Akşener en nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına razı olunca belli bir krizin neticesinde hem Meral Akşener'e duyulan küskünlük hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına verilen tepki neticesinde CHP'den ve İyi Parti'den bir kısım seçmen Memleket Partisi'ne ve Muharrem İnce'ye gitmiş gözüküyor. Onların gözünde bu bir tepkinin en şu anki makul adresi Memleket Partisi ve Muharrem İnce olduğu için oradalar. Bu seçmenin epeyce bir kısmı, yaklaşık yarısı ilk defa oy kullanacak. Dolayısıyla bir siyasal sosyalleşme tecrübesi yok. Bu seçmenin yaklaşık %30'u daha önce AK Parti'ye, İyi Parti'ye, CHP'ye ya da MHP'ye oy vermiş seçmenden oluşuyor. Dolayısıyla bir siyasal sosyalleşme sürecinden geçmiş seçmen oranı üçte birini oluşturuyor sadece. Geriye kalan üçte ikinin bir siyasal sosyalleşmesi yok ve ilk defa oy verecek. Benim Muharrem İnce'nin ya da Memleket Partisi'nin oyu önümüzdeki dönemde nereye gider diye düşünürken yani tedirgin olduğum nokta da bu. Öngörme sıkıntısı yaşadığım nokta da bu. Bu ilk defa oy kullanacak seçmenin ne kadarı sağduyulu hareket edecek, ne kadarı sağduyulu hareket etmez, kendi protest kimliğiyle hareket eder, onu kestiremiyorum. Ama bu diğer %30'luk oy oranının, daha önce diğer partilere oy vermiş %30'un kendi geleneksel partilerine dönme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Memleket Partisi'ni biraz uzattım. Bu ayın en önemli gündemiydi çünkü. Üçüncü yükselmiş gözüken parti de Türkiye İşçi Partisi. Türkiye İşçi Partisi'nin de şimdiye kadar %1'ler civarında ölçülüyordu. Biz bu ayki ölçümümüzde %2'nin üzerinde ölçtük. Dolayısıyla bu %2'lik, üçlük oranın ne kadar kalıcı olup olmadığını da önümüzdeki dönemde ölçeceğiz. Bir de bu yükselen partilerle beraber düşen epey parti oldu bu ayki karar neticesinde. En fazla etkilenen parti İyi Parti oldu. Benim görebildiğim hem Meral Hanım'ın 3 Mart'ta Kemal Kılıçdaroğlu isminin dayatıldığı gerekçesiyle sert bir açıklama yapıp masadan ayrılması bir kısım seçmenin İyi Parti'den kopmasını tetiklemiş gözüküyor. 6 Mart'ta Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun eklemlenmesiyle, bir Cumhurbaşkanı yardımcısı formülüyle sisteme eklemlenmesiyle geri dönmesi de başka bir seçmen kitlesini İyi Parti'den uzaklaştırmış gözüküyor. Yani bir kısım seçmen Meral Akşener'in masadan ayrılmasının Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilme ihtimalini zaafa uğrattığı gerekçesiyle rahatsız oldu ve ayrıldı İyi Parti'den. Bir kısmı da Kemal Kılıçdaroğlu'na razı olarak bu seçimin kaybedilmesine vesile olduğu için oradan ayrıldı. Ama nihayetinde bir 2-3 puanlık İyi Parti'den düşme var. Ben önümüzdeki dönemde bu oyların bir kısmının geri dönebileceğini öngörüyorum. Özellikle Meral Akşener masaya geri dönüp Kemal Kılıçdaroğlu lehine güçlü bir kampanya da gerçekleştirirse, son zamanlarda bu muhalefette mi yer alıyor, iktidarda mı yer alıyor soru işaretlerini de muhalefette olarak giderirse, bu son dönemde Erdoğan'la yaşadığı polemik biraz buna da hizmet ediyor. Kaybettiği bir kısım oyu geri alabilir diye düşünüyorum. İkinci oyunu en fazla düşüren parti de HDP'ydi. Çoğumuz bunu beklemiyor olabiliriz ama ben de bu ayki araştırmada gördüğümde ancak anlamlandırabildim. HDP bir kısım seçmenini CHP'ye, bir kısım seçmenini de Türkiye İşçi Partisi'ne kaptırmış gözüküyor. Şu anda toplamda 2-3 puanlık bir oy kaybı gözüküyor HDP'de. Geçen seçimlerde 11 küsur oy almıştı. 11,6 idi yanılmıyorsam. Şimdi biz 8,5-9 civarında ölçtük HDP'yi. HDP'nin de önümüzdeki dönemde bu özellikle İşçi Partisi'ne yönelen bir kısım seçmenini geri almasını bekliyorum. CHP'ye giden bir kısım seçmeni de alması mümkün. Ama totalde geçen seçimlerden daha az oy almasını beklemek lazım. Hem CHP güçlü bir çekim merkezi oluşturdu, genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olduğu için tip üzerinden bir rüzgar oluştu, bir heyecan oluştu. Hem de seçim barajı 10'dan 7'ye düştü.
Sonuncu olarak da HDP ismiyle seçime girmeyecek yeni bir logo ve amblemle seçime girecek. Her ne kadar kendi seçmenini eğitir diye düşünürsek bile bunun bir etkisi olabilir. Bu çerçevede HDP ile İyi Parti de bu ayın en fazla oy düşünen partileri oldular. Şimdi önümüzde bir aylık bir süre var yaklaşık olarak. Bu bir aylık süreçte bu seçim listelerinin nasıl düzenleneceği son noktayı oluşturuyor artık. Seçim listeleri de netleştikten sonra daha net bir tablo görebiliriz. İsterseniz Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili tabloyu da ikinci turda ifade edeyim. Biraz fazla konuşmuş olabilirim çünkü. Yok, bunlar önemliydi. Çok çok teşekkür ederiz Hatem. Zaten ben de birkaç bir şey soracağım ama ikinci tura bırakıyorum. Ki sözü Galip'e verebileyim. Galip, şimdi işin son iç politika gelişmelerini ve bunların anketlere nasıl yansıdığını biraz konuştuk ama dış politika hamleleriyle ve son dönem duruşları ile ilgili sen neler söyleyeceksin bize? Ya son dönemlerde dış politika başlıklarında birkaç önemli nokta vardı. Bunlardan bir tanesi Türkiye bu Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecini onayladı. Bu önemliydi. Neden önemliydi? Bu bir yönüyle ben NATO üyeliğinin veya NATO genişlemesine kategorik olarak karşı değilim mesajı vermek istiyordu Türkiye. İkincisi de Finlandiya ile İsveç arasında bir ayrım gözetiyordu. Bunu yaparak Batı'da Türkiye işte Rusya'nın ekmeğine yağ sürüyor argümanını da biraz altını da boşaltmak istediği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu NATO üyeliğine, Finlandiya NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermiş olması Batı'da da bu pozitif karşılandı. İkincisi de bu Türkiye'nin söylemsel olarak biraz elini güçlendirdi. Ben işte dediğim gibi NATO üyeliğine bir topyekün karşı değilim. Benim resmi pozisyonum hala NATO'nun genişlemesinden yana, hatta işte Ukrayna ve Gürcistan'a yönelik de NATO'nun genişlemesinden yana, fakat benim İsveç'teki asıl meselem daha somut başlıklar hadisesi. Fakat bu Vilnius zirvesine giderken bu Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini de onaylaması yönündeki muhtemelen kampanya daha da artacaktır. İkincisi bu İbrahim Kalın'ın bir Rusya ziyareti olduğu ortaya çıktı. Putin'le görüştüğü ortaya çıktı. Tabii ki burada ne görüşün ne görüşmediğini bilmiyoruz. Hani burada işte belli başlıklardan bahsedildi. Nükleer başlıkta konuşuldu. İşte Akkuyu nükleer meselesinde konuşuldu. Fakat meselenin detaylarına vakit değiliz ama her halükarda önümüzdeki dönemde Türkiye-Rusya ilişkilerini yönetmeye azami dikkat göstereceği ve bu nedenle de Türkiye-Rusya ilişkileri önümüzdeki dönem çok daha yönetilmesi aciliyet arz eden bir başlık olacak. Ve bu ziyareti de bu minvalde okuyorum. Üçüncü hadise de bu Suriye ile alakalı hadise. Bu Suriye ile alakalı da bildiğiniz üzere bu normalleşme hadisesi devam ediyor. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye işte dörtlü bir toplantı serisi yapıldı. Bu mesele de önemli çünkü bu mesele bir Türkiye'nin genel Orta Doğu'da normalleşme başlığının bir alt başlığı olarak önemli. İkincisi de Türkiye'nin bu Rusya'yı neredeyse Suriye ilişkilerinde bir ana partner haline getirdi. Rusya orada meselenin adeta orada kapıyı tutan bir rolü olmaya başladı Rusya'nın. Dolayısıyla bu Suriye normalleşmesi süreci iktidar da olsa muhalefet de olsa önümüzdeki dönem devam edecek. Muhalefet olsa muhtemelen bu süreci daha farklı bir söylemle daha hızlı götürme ihtimali var. Çünkü muhalefetin zaten evvelden beri Suriye politikasına eleştirel olduğunu biliyoruz. İktidar olsa bu sürecin yine normalleşme yönünden gideceği aşikar. Fakat bu süreç biraz daha muhtemelen engebeli bir yoldan geçecek ama nihai kertede burada da normalleşme yönünde bir seyir göreceğiz. Burada iç politikaya hani Türkiye'deki iç seçimle dış politika arasındaki ilişkiye gelecek olursak Türkiye'nin seçimleri global bir mesele. Yani biz Türkiye'de bunu tabii ki bir iç hadise olarak tartışıyoruz. Hani Türkiye'nin bir iç politika başlığı olarak tartışıyoruz. Ama Türkiye'nin seçim sonuçları, Türkiye'den bu ortaya çıkacak seçim sonuçları global bir hadise. Hatırlarsanız son yıllarda bu işte demokratikleşme, otoriterleşme, yeni tarz otoriterleşme trendleri tartışılırken belli başlı ülkeler, belli başlı aktörler her daim bahsediliyordu. İşte hangi ülkelerden bahsediliyordu? İşte Amerika'dan bahsediyordu, bu Brexit İngiltere'sinden, Türkiye'sinden, işte Orban Macaristan'ından, işte Modi
Hindistan'ından işte Bolsonaro Brezilya'sından işte Polonya'dan hasılı Erdoğan ve Türkiye bu genel global otoriterleşme trendinin sembol isimlerinden ve sembol örneklerinden biri olarak tartışılıyordu. Şimdi burada Brezilya'da malumunuz iktidar değişti. Orada işte artık Lula var. Türkiye'de diyelim ki benzeri bir iktidar değişimi olursa muhtemelen bu global işte anti otoriterizm dalgası mı deriz veyahut da işte bu otoriter dalganın işte gelip artık sınırına ulaştığını mı deriz? Bu otoriter dalganın zirvesine ulaşıp düşüşe geçtiğine dair epey bir yorum göreceğiz. Dolayısıyla da bu eğer Türkiye'de muhalefet seçimi kazanırsa muhtemelen Türkiye'de muhalefet bu işi nasıl yaptı, işte bu ortaklığı nasıl kurdu, bu ne anlam ifade ediyor, popülizmle nasıl mücadele etti, otoriterizm başlığı için bu ne ifade ediyor gibi bütün bu başlıklarda muhtemelen epey Türkiye merkezli tartışmalar görüyor olacağız. Dolayısıyla Türkiye meselesi sadece bir iç politika meselesi değil, bir global. Son olarak 3-5 başlıkta ise hükümet ve muhalefet dış politikada nasıl ayrışıyor, nasıl örtüşüyor buna dair bir şey söyleyebiliriz. Birincisi muhalefetle iktidarın dış politika söylemleri farklı olacak her şeyden önce. Yani bu söylemin değişmesi başlı başına önemli. Çünkü son yıllarda en önemli meselelerden bir tanesi söylemin bu kadar yüksek perdeden ve sert olması. Bu da ilişkilerde bazen tamiratlı zor sonuçlar ortaya çıktı. Muhtemelen söylemi daha fazla değişmiş, kurumsal yapısı daha fazla ön plana çıkmış bir dış politika olmuş olacak. Hani eğer muhalefet kazanırsa, iktidar kazanırsa muhtemelen bugüne kadar gördüğümüz dış politikanın devamını görüyor olacağız. Tekrardan büyük oranda Cumhurbaşkanı merkezli bir dış politika. İşte bu mesele belli bir mesele başlıklarına bağlı olarak farklı kurumların ve aktörlerin daha önemli girdi sunduğu. Fakat temelde Cumhurbaşkanı'nın kendisinin merkezi olduğu bir dış politika trendi görüyor olacağız. Ama muhalefet olursa mesela Dışişleri Bakanlığı'nın bir nebze daha ön plana çıkacağını öngörüyorum. Türkiye'de söylemin daha diplomatik bir seviyeye, daha diplomatik bir mahiyet kazanacağını öngörmek mümkün. Türkiye'nin daha önceki kurumsal ittifak ilişkilerinde belli bir tamirat süreçlerine şahitlik edeceğiz gibi gözüküyor. Bu işte ABD ilişkileri, NATO ile ilişkileri, genel olarak Batı ile ilişkilerinden. Türkiye'nin işte son yıllarda girdiği Rusya ve Çin'le girdiği ilişkilerde muhtemelen bir ayar gelecektir. Orada bir gerçeklik ayarı diyeceğimiz bir ayar gelecektir. Orada ilişkiler tekrardan hani devam edecektir. Tekrardan işte özellikle mesela Rusya ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi için muhalefetin de epey bir ihtimam göstereceği kanaatindeyim. Fakat bu iyi ilişkilerle stratejik ilişkiler arasında ise bir fark gözeteceği kanaatindeyim. Bu da ne demekti? Rusya ile jeopolitik ve savunma sanayi alanında daha temkinli, daha dikkatli olan, bu alanda işbirliklerinin daha kapalı olan muhtemelen bir iktidar olacak. Buna karşın işte ekonomiden turizme, işte siyasal başlıklardan bir sürü başka hani enerji alanına kadar yakın ilişkileri sürdürmeye çalışan bir Türkiye göreceğiz. Ama devamlılık olan da epey bir alan olacak. Mesela Doğu Akdeniz onlardan bir tanesidir, Kıbrıs onlardan bir tanesidir. Söylem olarak Türkiye'nin siyaseti değişse de içerik olarak muhtemelen epey devamlılık olacak o alanlarda. Buna karşın Türkiye-Batı ilişkilerinde bugüne oranla daha fazla kriz üretmesi muhtemel bir alan ve alanlar da olacak. Bunun da en başlıcası mülteci meselesi. Çünkü muhalefetin mülteci meselesindeki pozisyonu bu Batı'yla, AB'yle, Avrupa'yla yapılan anlaşmanın revizyonu ve mültecilerin geri gönderilmesine yönelik. Bu da muhtemelen Türkiye-Avrupa ilişkilerinde yönetilmesi gereken bir gerilim başlığı olarak duracaktır. Evet, çok teşekkürler Galip. Belki şunu da ben ekleyebilirim. Yani şöyle de bir değişiklik olacaktır. Yani onu da yadsımamak gerekir. Şimdi mesela mutabakat metinlerine, dış politika alanındakilere ben baktığımda şu ortaya çıkıyor. Yani farklı işte dış politika alanlarında, coğrafi alanlarında söylediklerinden de bağımsız olarak ortak bir vurgu dış politikanın yapım biçiminin değişecek olması. Ve bence bu bile başlı başına zaten bu demiş bahsetmiş olduğun birçok farklı alana yansımaları olacaktır diye düşünüyorum. Yani dış politikanın başka devletin kurumlarını da içine alacak şekilde daha az merkezi bir şekilde daha şeffaf bir şekilde yapılıyor olması mesela örneğin Rusya ile de daha
yani gerçek hakiki anlamda daha dengeli bir siyaset sağlanmasına neden olabilir. Kişisel ilişkilerin belirlediği ve çok da içeriğinin net olmadığı bir siyasetten ziyade ve tabii işte Amerika ile olsun, ARB ile olsun vesaire çok daha şeffaf, halkın ve diğer devlet birimlerinin başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere dahilinin olduğu bir ve daha uzun vadeli ulusal çıkarlara, kısa vadeli iktidar çıkarlarından ziyade daha uzun vadeli ulusal çıkarlara dayanabilecek bir dış politika olmasının da böylece yönü, yolu açılabilir. O bakımdan ben bu karar alma mekanizmalarının dış politikada değişmesinin çok önemli etkileri olacağını düşünüyorum. Doğu Akdeniz'de bile, yani dediğin çok doğru. Orada belki de en az değişim beklediğimiz alan ama yani daha müzakereci bir dış politika yapımı ve dili bile bence orada bir fark yaratabilir en azından belli bir süre için. Deyip çok da lafı uzatmadan Fuat Hocam'a dönmek istiyorum. Çünkü Fuat Hocam eminim hem bu iç politika hem de dış politika perspektiflerinden hareketle bize bizimle öngörülerini paylaşacaktır. Hocam sözü size bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim. Yani ben de bu Hatem'in ilk cümlesine gidersek, yani son yaptığımız programdan bugüne kadar bu bütün muhalefet içindeki liderleri dinledim. Onları dinlemek esasında önemli oldu. Çünkü bu altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olduktan sonra dinlediğiniz zaman şöyle bir intibaya vardım. Bütün sorunlarına rağmen yani ilk defa muhalefetin sadece hani seçimleri kazanma değil, hani Türkiye'yi yönetmekte de belli bir özgüveni oluşmuş ki yani bu özgüven sadece demokrasi alanıyla değil, aynı zamanda yani ekonomi alanıyla da ilgili. Ekonomiyi dış politikayla bağlama temelinleydi de ilgili. Ama aynı zamanda Türkiye'nin kendi iç güvenliğini hem ki ülke içinde hem de sınırlarındaki güvenliğini sağlaması açısından da alaması bağla da ilişkili. Ve böyle olunca da hani bizim ya da benim kendi Türkiye siyasetine son dönemde özellikle 2018'den bu güne bakışımda etkili olan bir çoklu kriz kavramı var. Yani bugün Türkiye hem demokrasi ve ekonomi alanında ciddi bir krize sahip ve orada hakikaten ciddi bir yani hasar düzeyinde sorunlar var. Bu sorunların çözülmesi ne kadar kolay olacak onu bilemiyoruz. Fakat bu alanda bütün bu kadrolara da baktığımız zaman ve eğer iktidar kazanırsa iktidarın ekonomi kadroları, eğer muhalefet kazanırsa muhalefetin ekonomi kadroları. Liderleri dinlediğiniz zaman esasında ilk defa bu AK Parti'nin 2002 yılında iktidara gelmesinden bugüne muhalefetin bu alanda daha güçlü bir kadroya sahip olmasını görüyoruz. Burada biliyorsunuz sizler de izlediniz. Daha önce AK Parti'nin ekonomi kurmayları içinde olan hani Mehmet Şimşek'in iki kere Türkiye'ye gelmesi, fakat tam anlamıyla AK Parti'ye bu süreçte, seçim sürecinde ekonominin direksiyonunu geçme olarak yorumlandı. Buradaki teklifi kabul etmemesi de esasında bu muhalefetle iktidar arasındaki yer değiştirmeni gösteriyor. Yani muhalefet daha özgüvenli ve daha güçlü bir kapasiteye ve kadroya sahip. İkincisi bu yönetim alanında bir kriz var. Bu yönetim alanındaki krizi de yani sadece yani ekonomi yahut da diğer alanlarda hayat pahalılığı alanında yahut da kurumların zedelenmesi anlamında görmüyoruz. Aynı zamanda depremde de gözlemlediğimiz gibi yani Türkiye'nin belli risklere karşı koymasında, belli risklere karşı dayanıklı olmasında hakikaten hani bu son 5 yılda özellikle yaşadığımız olduğumuz bir taraftan kurumların ciddi anlamda zedelenmesi, diğer taraftan da yani kurumların
yolsuzluk gibi ya da kurumların şirketleşme gibi, yani bu yıkıcı neoliberalizm dediğim benim, özellikle mesela bunu Kızılay'da gördük depremlerde, aşırı bir hani kendi işlerini unutup aşırı bir şirketleşme, kâr etme noktasına gelmeleri bence esasında bu anlamda da biraz evvel Senem senin söylemiş olduğun, hani eğer muhalefet kazanırsa dış politikada, ya da Galip de bunu vurguladı, dış politikada kurumların daha önemli olması, bakanlıkların, aktörlerin daha önemli olması gibi bir olasılığın ortaya çıkacağı noktasını biz esasında tüm yönetim alanında görüyoruz. Çünkü hakikaten Türkiye'nin ciddi bir kurumsalların ciddi, yani o yönetim kurumlarının zedelenmesi, aşırı siyasallaşması sorunluğuyla karşı karşıya olduğunu ve bu sorunun esasında ekonomi, demokrasi kadar afetlerden diğer alanlara kadar bizi etkilediğini gördük. Ve burada bence hani muhalefetin canlanmasının bir ikinci boyutta bu yönetimin tekrardan yapılanmasında kadroya ve niyete daha sahip olması. Halbuki yani iktidar kazanırsa yani bu alanda hayır, hani bizim kurumlarımız iyi işliyor gibi, yani var olanın devamı gibi bir söz verdiğini görüyoruz. Üçüncüsü de bütün bu Meral Akşener ve orada İstanbul İl Başkanlığı'na kuşunatılması ile ilgili. Bugün bu programı yaptığımız zaman işte İstanbul'da CHP binası ile ilgili aynı benzer şeyler oldu. Biraz hani bununla ilgili gelişmeleri izlediyseniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Yani böyle bir bazı şeyler de yani eski Ülke Ocakları Başkanı'nın belli bir cinayete gitmesi, yani öldürülmesi gibi, yani bir son dönemde bence hani devletle toplum arasındaki ilişkide devletin bu toplumu, insanları, yani biz o verme temel sözüdür devletin, hani güvenliği sağlamak, burada ciddi bir boşluk olduğunu görüyoruz ki burada ilginçtir, hani iktidar devletin güvenliğini ve devletin önemini ön plana çıkartırken öbür taraftan da yani insanların yaşamın, hani günlük yaşamın güveni bağlamında bir sorun olduğunu görüyoruz. Burada da esasında bence Altılı Masa'nın biraz güçlenmesi, yani adayını ortaya koyması kadar bu süreçlerin karşısında da daha Türkiye'yi yönetebilir bir kadroya, bir anlayışa sahip olması da önemli oluyor. O yüzden biraz hani Atem'e katılıyorum. Dengeli bir süreç var. Hakikaten bu süreçte daha atik olan, daha heyecanlı olan Türkiye İşçi Partisi'nin canlanması var. Memleket Partisi'nin canlanması var. Fakat ben esasında hakikaten bu seçimlerin bir yani var olanın devamı mı yoksa farklı bir yönetimin kurulması mı bunun kararı olarak gideceğini ve 14 Mayıs'a o şekilde varacağımızı düşünüyorum. Ve bunu yani liderleriyle olan dinlemelerimden, onların tavırlarından, hallerinden, söylemlerinden gördüğümü vurgulayabilirim. Yani o anlamda bence iç politika temelinde ilginç bir noktaya doğru gidiyoruz. Hakikaten hani bir ara Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın daha önde olduğu bir yapı varken şimdi biraz daha böyle ibre değil mi Hatem şeye kaymış durumda. Yani muhalefetin de bu seçimleri kazanabileceği noktasında oraya doğru kaymış durumda. Ben esasında Meral Akşener'le de görüştüm. O anlamda belki tam Hatem'i doğru anlamış. O tabii var olan verilerin yorumunu yapıyor ama ben mesela yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın genel başkan yardımcısı olması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bu Türkiye'de seçim döneminde Türkiye turları yapılırken onun yanında olmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bir artı puan getirecektir. Mesela bunu Konya'da yaşadık. Konya'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına gittiği bir Konya ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun olduğu bir Konya arasında fark var. Bu fark sosyolojiden kaynaklanıyor, kültürden kaynaklanıyor. Onu Trabzon'da da gördük. O yüzden hani muhalefet bir de şimdi belediyeleri biz hep kentler ve kent yönetimi olarak düşünürken şimdi birdenbire hani farklı ideolojilerin Altılı Masa'daki eklemlenmesi ya da tezahürü olarak gördük. Yani milliyetçilik gibi, muhafazakarlık gibi. Bunu da vurgulamak isterim. Biraz tabii Hatem'e katılıyorum. Bence yani iyi Muharrem İnce olayını
ve Memleket Partisi'ni iyi izlememiz lazım. Ben daha düşüş trendinde olacağını düşünüyorum ama bununla ilgili bir takım hamlelerin yapılması gerekli ortaya çıkıyor hakikaten de. Yani dış politikaya gitmek değil ama eğer Amerika'da Trump'la ilgili davayı izlersek ve o davadaki söylemlere bakarsak, yani bütün bu dünyanın biraz evvel Galip'in söylediği otoriterleşme döneminde ne kadar hani ideolojinin, algı yönetiminin, işte gerçek ötesi konumların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani biraz biz akademisyenlerin rasyonel bakmasıyla halkın tepkiler arasında farklar olabiliyor. Onlar heyecan isteyebiliyorlar. Bazı söylemlere rahatlıkla katılabiliyorlar. Demokrasiye inanıyorsak da yani bunları da esaslı bir bere olarak almamız gerekiyor. Yani onlar yanlıştır deyip geçemeyiz. O yüzden bence yani Muharrem İnce özellikle ve Memleket Partisi üzerine biraz durmak gerekiyor. Bununla ilgili ben altılı masa içinde çalışmaların olduğunda biliyorum bunu, bir takım hamleler yapılacaktır. Son nokta olarak, şimdi ikinci turda eğer Cumhurbaşkanlığı ve geleceği konuşacaksak, son nokta olarak yani Senem, senin de olduğun bizim Brüksel gezimizle ilgili bir şey söyleyebilirim. O Galip'in de söylemiş olduğu yani dış politikadaki alanların hepsine katılıyorum. Sen de kurumsallaşmayı vurguladın. Ben de esasında muhalefet kazanırsa dış politikanın biraz bu Amerika'da yani Trump'tan Biden'a geçiş gibi ve orada hani kurumların da çıkması gibi, Türkiye'de de bence esasında eğer muhalefet kazanırsa Dışişleri Bakanlığı, kurumlar daha önemli olacaktır kişilerden. Ama ekonomiyle güvenlik arasındaki ilişki çok daha önemli olacağı bir dış politika alanını gözlemleyeceğiz. O yüzden kurumların önemli olabileceği, dış politika yapma anlayışının değişeceğini söylemekle birlikte önümüzde şöyle de bir risk var. Bu da iktidarın Erdoğan'ın lehine işleyen bir risk. Onu da Avrupa Parlamentosu'ndaki toplantımızda gördük. Esasında yani biz Türkiye'de olduğu gibi işte Hatem'in yapmış olduğu bütün çalışmalar, Ankara Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalar, diğer ciddi kamuoyu araştırmacıların yaptığı çalışmalarda biraz Türkiye'yi Erdoğan'sız düşünmede öyle bir kapasitemiz yok yani. Esasında yani herhalde yani bu 20 küsür yılın sonunda da yani Erdoğan'ın başardığı en önemli noktalardan biri sadece Türkiye değil, yurt dışında da böyle bir hani Erdoğan'sız Türkiye, Erdoğan'sız Türkiye dış politikası, Erdoğan'sız Türkiye'nin dünyayla, bölgeyle, Avrupa'yla, AB'yle ilişkilerini tahayyül etmede, hayal etmede, görmede ciddi bir şey var. Muğlaklık ve belirsizlik var. Yani onu yapamıyorlar. Yani Avrupa Birliği, Amerika ve dış dünya Türkiye'ye Erdoğan'sız bir Türkiye olarak bakmakta ciddi anlamda zorlanıyor. Ama öbür taraftan da muhalefetin bence en büyük eksiklerinden biri de dış dünyaya Erdoğan'sız bir Türkiye'nin nasıl olabileceğiyle ilgili söylemi de biz geliştirmiş durumda değiliz. Buna bizler de dahiliz. Yani şu anda benim hani geldiğim noktada yani çalışma alanlarından biri olması gerekiyor. Bu mesela senin alanındır Senem. Bunu söyleyerek bitireyim. Yani sadece AB ilişkilerinde gümrük birliği modernizasyonu sağlayacağız yahut da Avrupa ile ilişkilerimizi düzelteceğiz demek de olacak bir şey değil. Onlar araçlar. Fakat ben böyle bir noktaya geldim ve bu burada biraz hani iktidarın, ki burada yani bu toplantıdan önce bazı yani bir toplantıdaydım. Hatta Avrupa'da değil de yani Asya'daki bir takım dışlarından mensup insanlarla, yani Asya dış politikası, Asya ülkelerinin bazı dış politikası ile ilgili. Yani onlarda da aynı şeyi gözlemlemiş oluyoruz. Yani biraz böyle hani Erdoğan'sız Türkiye dış politikası nasıl olabilir ile ilgili büyük bir soru işareti ve buna yanıt vermede zorlanma var. O yüzden de hani dünyanın Erdoğan'sız Türkiye'ye hazırlıksızlığı ile Türkiye'nin muhalefetiyle yani akademisyenleriyle Erdoğan'sız bir Türkiye dış politikasının ne olabileceği üzerine bir söylemi geliştiremeye arasında bir boşluk var. Bence bu boşluk bence iktidarın yani Erdoğan'ın işine yarabilecek boşluk ve o yüzden de yani mesela İbrahim Kalın'ın Rusya'ya gitmesi de bir takım ufak yani reproşman dediğimiz iyileştirmeler de bu şekilde okunmalı. Bir sonuçları olacağını düşünmüyorum ben ama öbür taraftan hakikaten de yani böyle bir algı olunca bu tahayyül, bu hayal gerçek yani bu yerleşmediği süre içinde her zaman tabii ki yani o Erdoğan şeyi, sıfatı, kelimesi, tanımı değil mi? Yani iktidarın işine yarayacaktır. Bu da bence dış politikada senin ve Galip'in söylediklerinin genelinde daha üstünde
ilginç bir bence yani gözlemlediğim, sizler de katılır mısınız bilmiyorum ama yani böyle de bir durum var. Yani sadece Türkiye içinde değil, biz Türkiye dışında da Erdoğan'sız, post Erdoğan değil, o başka bir tartışma konusu. Yani ama Erdoğan'sız Türkiye nasıl yönetilecek, ne olacak? Nasıl bir dış politikaya, ekonomiye ya da iş politikaya sahip olacak? Böyle bir yurt dışında hayal ve düşünme eksikliği, Türkiye'de de buna karşı hazırlıksızlık olduğunu düşünüyorum. Evet hocam, kesinlikle katılıyorum size. Yani hateme geçmeden önce ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi orada iki şey var. Birincisi, dediğiniz muhalefetin kendisini anlatamamış olması dışarıya ve halkın da önemli bir kısmına aslında bakarsanız, yani işte rakamlardan da görüyoruz, o işte de aslında geriden geliniyor. Ve bunu yapmaya çalışmakta da oldukça gecikmiş olması. Yani işte sonuçta bu ilişkiler, mesela Avrupa dediniz, bu tip ilişkiler, muhalefetin kendi açıklaması, bunlar 3 ayda 2 ayda olacak şeyler değil. Çok daha uzun vadeli ve güven telkin edici ve arttırıcı ve sosyalleşme dediğimiz literatürde oluşturabilecek bir ilişkiler ağının kurulmasıyla mümkün olabilir. Hani ben hiçbir muhalefet partisinin bu gibi bir vizyonla ve daha uzun vadede hareket etmiş olduğunu geçmişten bugüne pek ne yazık ki düşünmüyorum ve görmüyorum. Ama öte yandan şu da var, yani şunu da hakkını bence vermek lazım. Karşı tarafta da Erdoğanlı Türkiye'nin verdiği konforlu bir pozisyon da var. Yani tabii ki şikayet ediyorlar, işte İsveç'le Finlandiya'nın üyelikleri, NATO üyelikleri veto edildiğinde ya da işte mülteci anlaşması sonuçta Erdoğan tarafından da işte AB'ye şantaj için zamanında kullanıldı geçmişte falan, yani bunlar şikayet ediliyor. Ama bir yandan da şöyle de bir algı var, tanıdığımız bir aktör, neye nasıl cevap vereceğini az çok biliyoruz. Belli bizim ulusal güvenliğimiz için önemli olan mülteci anlaşması gibi mesela hususlardaki pozisyonu belli. Bunlara sadakatli davranacağını bekliyorlar en azından. Dolayısıyla ötekinde daha çok bilinmeyen var gibi daha konforlu bir pozisyonda da bence kendilerini buluyorlar. Tabii böyle bir iktidar değişimi başta Avrupa olmak üzere birçok dış aktörü bir konfor alanını bence bozacaktır. Türkiye ile nasıl angaje etmeleri gerekir? Demokratikleşmeyi mi destekleyecekler? Kurumsal reformu mu destekleyecekler? Bunu hangi yollarla yapacaklar? Hangisi kendi çıkarlarına olur vesaire? Bence bu bağlamda da ciddi bir tartışma olacaktır. Başta da Batı'da eğer bir iktidar değişikliği gerçekleşirse deyip tekrar iç politikaya Hatem'e döneceğim ama ikinci turda çok kısa olmamız gerekiyor. Tam zamanında bitirebilmemiz için. Hatem hem Cumhurbaşkanlığı seçimi için durumu konuşacağını söylemiştin. Onu sanırım hepimiz merak ediyoruz. Ben bir de şunu merak ediyorum. Yani az çok cevabını biliyorum ama yine de sen bu işlerin daha içinde olduğun için sormak istiyorum. Yani bu Muharrem İnce oyundan çok bahsettin. Fuat Hoca da bahsetti. Burada Muharrem İnce'nin oyu daha çok CHP'den ve İYİP'ten geliyor gibi görülüyor. Ya da en azından böyle yorumlara rastlıyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bunu da sorarak sözü sana vererek ikinci tura başlayalım. Hocam aslında oyunun yaklaşık %50'si ilk defa oy kullanacak seçmenden geliyor. Seçmenin yaklaşık %90'ı 40 yaş altı seçmen. Daha önce İYİ Parti'ye ya da CHP'ye oy vermiş seçmen oranı da %20-25 düzeyinde. Dolayısıyla bence CHP ya da İYİ Parti'den alıyorsa bile ilk defa CHP ya da İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünenlerin döndüğü bir parti diyebiliriz. Henüz oy vermemiş, oy vermeyi düşünüyor olanların döndüğü bir parti diyebiliriz. Fakat şey çok açık, yani potansiyel muhalefet seçmeni bu. İktidar seçmeni değil. O buradaki sorudaki temel maksadınız buysa, yani bu aslında hangi havuzun, muhalefet havuzunun mu, iktidar havuzunun mu oyunu alıyor Muharrem İnce diyorsak, muhalefet seçmeninin o da öbeklendiği bir yer. Şöyle söyleyebiliriz, hani biraz daha keskin olmayalım diye. Dörtte biri iktidara oy verme ihtimali olan ama dörtte üçü muhalefete oy verme ihtimali daha yüksek olan bir seçmen. Eğer Muharrem İnce bu seçmenin yeni adresi olmasa. Fakat burada bir benim hatalı gördüğüm bir mesele, onu söyleyip geçeyim.
Bence bu mesele Muharrem İnce ile yapılacak bir elit pazarlığıyla çözülemez sadece. Bu elit pazarlığı Sinan Oğan'ı yeni adrese dönüştürebilir. Yani burada bence Muharrem İnce'yi adres gören o sosyolojik kitleyle konuşmak lazım Muharrem İnce'den öte. O kitle bir şeylere tepki veriyor muhtemelen. O tepkinin ne olduğunu anlayıp o tepkiyi absorbe etmeye yönelik bir şey. Fakat muhalefet kolaycı, muhalefet sahici hiçbir sorunu sahici cevaplarla çözme cesareti gösteremiyor. O nedenle elitlerle görüşelim, çözerim biz bu işi kolaycılığında yine. Ve sosyal medya üzerinden elitleri bastırarak, suçlu kılarak, mahkum ederek bu işi çözebileceğini düşünüyor. Ben bunun bilakis kitleyi kemikleştirme riski bile doğurabileceğini düşünüyorum. O nedenle sosyolojiye hitap eden daha sağlıklı bir dil kullanmak lazım diye düşünüyorum. Bir diğer noktamız Cumhurbaşkanlığı seçimi. Eğer öngörülerimizde yanılmıyorsak Muharrem İnce biraz hararetini düşürse bile, Muharrem İnce'ye yönelen oylar kısmen düşse bile totalde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında %7 civarında bir oy kalırsa seçimlerin ikinci tura gideceği varsayılabilir. Yani ben Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın toplamda %6, %7 oy alabileceklerini öngörüyorum önümüzdeki seçimlerde. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle seçimler ikinci tura kalır diye bekliyorum. Eğer bu şu anki koşullar sabit kalırsa, yani Muharrem İnce iddiasını sürdürür, muhalefet de Muharrem İnce'nin sosyolojisine anlamlı bir cümle kurmazsa, %6, %7 civarında bir seçmen dışarıda kalır, Muharrem İnce ya da Sinan Oğan'a gider, bu %6, %7 seçmen de seçimleri ikinci tura bıraktırır. Seçimleri ikinci tura kaldığında şu anda görebildiğimiz 1-2 puan farkla Kemal Bey'in önde olduğu, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan daha fazla oy aldığı. Bu rüzgarın muhalefetten yana estiğini gösterir. Rüzgarın yönü muhalefetten yana esiyor. Fakat bu 30-35'lik günlük süre içerisinde bu dengeyi değiştirmek zor değil. Bu denge Kemal Bey lehine de ilerletilebilir. Bu fark daha fazla açılabilir. 1-2 puanlık fark 3-4 puana da çıkarılabilir. Eğer Kemal Bey Tayyip Bey'den daha güçlü bir kampanya uygularsa. Fakat tam tersine bu fark kapanabilir. Yani %1,5-2 puanlık bir farkın Erdoğan kampanyası tarafından dönüştürülmesi de zor olmaz. Burada bütün mesele gelip şuna düğümleniyor aslında. Siz de biz de bu programlarımızda çok sıklıkla söyledik. Muhalefette iktidar da siyaset yapmadan gününü geçiriyor. Yani Erdoğan'ın topluma söylediği yeni bir şey yok. Topluma niye iktidarı bir dönem daha sürdürmesi gerektiğini anlatamıyor. Niye Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetmemesi gerektiği üzerinden daha çok konuşma ihtiyacı hissediyor. Ama yine de kendi seçmeni niye kendisini yönetmesi gerektiği konusunda 3 aşağı 5 yukarıda 5 yukarı hemfikir olduğu için ciddi bir problem çıkmıyor. Ama muhalefette bu problem daha yüksek. Muhalefet niye kendisinin ülkeyi yönetmesi gerektiğine dair olumlu 3 cümle sarf etmiyor. Erdoğanlı bir Türkiye'nin üreteceği muhtemel felaketler üzerinden kendilerinin ülkeyi yönetmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi dün mesela Kemal Bey'i izlemişsinizdir. Programda seçimlerin birinci turda mı ikinci turda mı bitmesiyle ilgili soru sorulduğunda seçimler tabii ki birinci turda bitecek. Çünkü Erdoğan iktidarı tam bir felaket üzerinden söylem kuruyor. Şimdi Erdoğan'ın iktidarı tam bir felaket. Pazarda şu var, yasaklarda şu var ama muhalefet kampanyası ne vaat ediyor Türkiye'ye bilmiyoruz. Yeni bir siyaset vaat etmiyor. Sektörel, parça başı işler vaat ediyor sürekli. Emeklilere ne yapacağını biliyoruz, asgari ücreti ne yapacağını biliyoruz, ÖTV'ye ne yapacağını biliyoruz, EYT'lilerle ilgili ne yapacağını biliyoruz. Ama Türkiye'nin nasıl bir iktidarla karşılaşacağına dair bir fikrimiz yok. Zaten nasıl bir Türkiye vaat ettiklerine dair bir cümle kurmadıkları için tekil sorunlar üzerinden cümleler kuruyorlar. Bu da seçmenin yer değiştirmesini zorlaştırıyor. Dikkat edin, son 4-5 yıldır aslında hiçbir şey değişmiyor. Biz önümüzdeki seçimlerde de bence
İki farklı iktidar modelini, iki farklı iktidar tahayyülünü ölçmeyeceğiz. Bana sorarsanız iki farklı kimlik pozisyonunu tartacağız terazide. Yani Türkiye tam bir kimlikler sayılımına gidiyor. Kimsenin yeni bir şey söylediği yok. Herkes kendi kimliğini muhafaza ediyor. Şimdi ben bunu dediğimde bana şöyle itiraz edebilirsiniz. Ama Millet İttifakı'nda Deva var, Gelecek var, Saadet var. İşte Cumhur İttifakı'nda MHP var, Büyük Birlik Partisi var vesaire. Kastettiğim partiler düzeyinde temsil edilen kimlik değil. Yani temel olarak bir, öyle ya da böyle iki tane Türkiye oluştu. HDP'nin temsil ettiği bir üçüncü Türkiye var. O üçüncü Türkiye'de seçimlere katılmıyor zaten. Bu ittifaklardan birine destek, yani biri, bu ittifaklardan biri lehine tam olarak angaje olmuş değil. Seçimlerde bir Türkiye'yi tercih edeceğini söylüyor sadece. Ama onun haricinde kimse bu blokajı aşacak yeni bir söz söylemiyor. Söylemediği için de ben önümüzdeki dönemde bu seçmenin oy değiştirme ihtimaline dair net öngörülerde bulunamıyorum. Çünkü gündelik kazalar, hatalar üzerinden yürüyen bir seçim göreceğiz. Biz eğer Kemal Bey ciddi bir hata yaparsa bu %2-3,5 puanlık oy sandığa gitmediği için Tayyip Bey kazanabilir. Eğer ciddi bir hata yapmazsa Kemal Bey kazanabilir. Yani evet. Ancak bu öngörüde bulunabiliyoruz. Evet. Peki çok teşekkürler Hatem. Galip? Aslında ben kısaca Fuat Hocam, Hatem Hocam bıraktığı yerden hani alayım. Çünkü aslında benzer şeyler söylediler. Fuat Hocam şeyi ifade etti. Avrupa'da bir Erdoğan'sız Türkiye hiç tahayyül edememe vurgusunu yaptı ki bence çok önemli bir vurgu. Bu biraz da Avrupa'nın bir Türkiye tahayyülü yok. Yani Erdoğan ötesine geçen bir Türkiye tahayyülü yok ve son yıllardaki Türkiye tahayyülü büyük oranda negatif ajanda üzerinden inşa edilen bir tahayyüldü. Türkiye tartışması mülteci krizi olduğunda gündeme geliyordu. Türkiye tartışması Ukrayna'da savaş olduğunda gündeme geliyordu. İşte bir güvenlik meselesi ön plana çıktığında gündeme geliyordu. Yani sürekli bir negatif ajanda üzerinden, negatif gündem üzerinden bir Türkiye algısı vardı. Peki Türkiye global pozitif gündemin parçası olarak nasıl tahayyül edilebilir? Yani bu negatif bir ajandan parçası değil de pozitif bir Türkiye tahayyülü nasıl olabilir? Pozitif gündemlerin parçası olarak Türkiye nasıl tahayyül edilebilir? Bu da Avrupa'nın bir makro Türkiye tahayyülü olmadığıyla alakalı. Bu biraz da Hatem Hoca'nın aslında iktidar ve muhalefetin bir makro siyaset yapmamasına dair söylediği şeyle de örtüşüyor. Çünkü Türkiye'de biz aslında mikro meseleler üzerinde mikro pansuman siyasetler sanki güdülüyor. Ama makro siyaset, bir Türkiye tahayyülü siyaseti ne yazık ki çok yekpare bir şekilde yapılmıyor. Evet, işte yani bu iktidar ve muhalefetin de temsil ettiği Türkiye resimleri var. Bu resimlerin olduğu aşikar. Bunların ne dediğinden ne söylediğinden bağımsız olarak bir Türkiye resmini temsil ediyorlar. Fakat bir proaktif bir şekilde bir Türkiye tahayyülü siyasetini ne yazık ki iki taraf da hani güdüyor, gözükmüyor. İktidar tarafı da muhalefet tarafı da çok segmentlere yönelik mesajları mesela önemsen bir hat var. Fakat Türkiye'nin hem dış politikasında hem iç politikasında bu makro tahayyüle ihtiyaç var. Bunun dışarıdan Türkiye'ye yönelik de böyle bir tahayyüle ihtiyaç var. Türkiye'nin de dışarıya yönelik mesela Türkiye'de Avrupa'yı, Batı'yı veyahut da işte Rusya'yı veyahut da Çin'i kendisini dünya içerisinde konumlandırarak tahayyül etmesi lazım. Hani nasıl ki işte Avrupa veyahut da Batı sadece Türkiye'yi belli spesifik başlıklar üzerinden tahayyül etmemesi gerekiyorsa Türkiye'nin de bu işte Batı, Avrupa, Rusya, Ukrayna, Çin ilişkilerini böyle belli spesifik ajanda veya da spesifik başlıkların ötesinde kendisini Türkiye'den dünyada nasıl tahayyül ediyor Türkiye? Yani Türkiye nasıl bir ülke? Dünyada nasıl bir dünyadaki dünya pozitif katkısı ne olacak bir ülke olarak kendisini tahayyül etmeli? Ve bundan sonra bunun üzerine burada Batı nereye oturuyor? Rusya nereye oturuyor? Çin nereye oturuyor? Amerika nereye oturuyor? Ancak o zaman anlamlı bir bu tartışmalar yapabiliriz. Yani Batı'yla tartışmamız sadece bir göç meselesine indirgenirse, sadece bir vize sorununa indirgenirse bu sanki büyük resmi de biraz kaçırmak gibi olur. Hani bu büyük resim kavramı da biraz klişe oldu. Fakat ama bu sanki makro siyaseti, makro resmi de ıskalamak olur diye düşünüyorum. Burada bırakayım.
Fuat Hocam. Yani bu eşikteki Türkiye'yi senem ayda bir yaptığımız için bir tane daha var. Ondan sonra seçimlere gideceğiz. O anlamda ben şunu söylemek isterim. Yani şimdi bu yaşadığımız depremden sonra ki 11 ili kapsadı, 13 milyon insanı etkiledi. Şimdi İstanbul depremini konuşuyoruz. İstanbul depremi her an olabilir. Yani artık 7 yıl içinde olacak ve mesela biz de Sabancı Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili bir afet ve dayanıklı toplum birimi kurmak için çalışmalar yapıyoruz. Onunla ilgili farklı kurumlarla ben görüşmeler yapıyorum. Mesela TEPAV'dan Güven Sakın çok önemli bir saptaması var. Yani İstanbul depremi, İstanbul kendisi 20 milyon olduğu için bu 11 ilden daha kalabalık ve Türkiye'nin çok ekonomisiyle, yani demografisiyle çok büyük bir alanını kapsıyor. Mesela Güven diyor ki, yani Türkiye'de ihracata dönük ekonomiye bağlamında, yani bütün bu ihracat yapan şirketlerin %65-70'si yani İstanbul ve civarında oluyor. Yani şimdi bunun bir şey lazım. Bir anlamda yani bizim bunu düşünmemiz lazım. Yani İstanbul'da bir deprem olursa ve bu deprem Türkiye'deki bu şirketleri etkilerse Türkiye'nin ekonomisi tamamıyla çökebilir. Bununla ilgili yapılan araştırmalar yahut da konuşmalar ve çalışmalara baktığımız zaman hani hakikaten yani İstanbul'da bir deprem olduğu zaman Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının zedelenmesi durumuyla bile karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi böyle bakınca bunu söylememin bir nedeni var. Yani depremle ilgili konuşmak istemiyorum ama yani Hatem'den biraz farklı şöyle düşünüyorum ben. Yani bu noktaya geldiğimiz zaman evet, Erdoğan'lı Cumhur İttifakı'nın gelecekle ilgili bir şey söylediğini biliyoruz. Yani o diğerini kötüleyerek bunu kazanmak istiyor. Hakikaten de yani ben siyaset bilimci olduğum için hani Erdoğan eğer televizyona çıkarsa ya da konuşmalarını hala izlemeye devam ediyorum. Ve orada hakikaten artık yani gelecekle ilgili ki bu 2018'den beri böyledir. Hani gelecekle ilgili bir şey söylemeyen bir hani Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var. Fakat Hatem'in söylediği yani muhalefetin de hani bir şey çok fazla söylemediği noktası var ama yani bu seçimlerde bence inşallah çok rasyonel düşünmüyorumdur. Yani Türkiye seçim tarihine baktığımız zaman mesela AK Parti'nin başa geldiği 2002 seçimi de öyle bir önemli bir seçimdir. İşte ANAP'ın başa geldiği yani 1984 seçimi de öyle bir seçimdir. İşte Demokrat Parti'nin başa geldiği seçim de öyle bir önemli bir seçimdir. Yani burada bence Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir oylama yapılacak. Yani burada halkımız ve Türkiye seçmeni şöyle düşünecek. Yani ben bunu biraz daha idare edebilirim. Bakayım hani çok fazla bir takım şeyler olmasın plan diye gider ise o zaman iktidarın kazanma şansı bu işte 2-3 puanı Erdoğan'ın kendini lehine çevirmesiyle ilgili hamlelerini görebiliriz ve oraya doğru gidebilir. Ama şunu söyler ise ki ben oraya doğru hafif hafif gittiğini düşünüyorum ve yani Türkiye'deki bu dalganın biraz hani muhalefetten de büyük olduğunu düşünüyorum. Yani artık Türkiye'nin değişmesi gerekiyor. Yani bu şekilde olduğu zaman sadece demokrasi ekonomi değil. Yani günlük yaşamla ilgili, işte hayat pahalılığı ile ilgili, bundan sonra gelecekte yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız, yaşayacaksak nerede yaşayacağız? Evlerimizde mi yaşayacağız yoksa farklı şekillerde mi yaşayacağız? Yani burada bu kararla olacaktır. Yani bu karara doğru eğilim olursa ve muhalefet bence hata yapmazsa, çok fazla bir şey söylemese bile yapmazsa yani bu seçimlerde bir kayışın olabileceğini düşünüyorum. Tabii önemli olan yani Türkiye'nin bu yani Erdoğan'sız Türkiye olarak geçişini nasıl sağlayacağıdır. Yani o dönemlere nasıl geleceğidir. Burada bilmiyorum Hatem ne der ama benim hani kendi akademik çalışmalarım içinde seçimlerden önce yani 3 hafta falan çok önemlidir. 2 hafta çok önemlidir. O zaman bu oluşur ve oradaki havada eğer biz şeyi görürsek yani Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir seçim olacaksa bu. Yani Türkiye halkının çoğunluğu bu şekilde oy verecekse esasında burada Muharrem İnce'lere falan çok fazla yer kalmayabilir. Ama
Eğer o şekilde olmayacaksa onu göreceğiz. Yani hala da yani bir dönem daha olmaya ihtimal olabilir ya da böyle gidebilirse o havayı alıyorsak o zaman hakikaten seçim gecesi çok yakın değil mi Hatem? Yani böyle birbirine çok yakın bir hatta yani işte iktidarın kazanma olasılığı olduğu bir şekilde görebiliriz. Bunu bence hani bundan sonraki programda çok net olarak daha söyleyebiliriz ama yani bu hakikaten Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bu oyun ne şekilde verileceğiyle ilgilidir ve orada bence yani Erdoğan versus Kılıçdaroğlu değil, ben de kendim kullanıyorum, iki Türkiye arasında bir tercih yapılacak. Yani var olan Türkiye ile bir şekilde devam mı yoksa biz bunu değiştirmek istiyor muyuz olacak. Evet, çok teşekkür ederim Fuat Hocam, Hatem, Galip. Üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Tabii değişimler öyle bir hızla oluyor ki eminim önümüzdeki haftalardan sonra çokça daha fazla konuyla ve olguyla beraber konuşacağız diye düşünüyorum. Bakalım gelen haftalar, günler neler gösterecek ama Fuat Hoca'ya katılıyorum. Bu iki Türkiye tahayyülü çok önemli. Onun altını çizmek lazım. Ve bu bağlamda bence muhalefetin bu mesajı vurgulu bir şekilde vermesi de çok önemli. Özellikle işte bu listeler açıklandıktan sonra belki bunu daha net yapacaklardır. Ama yani genel böyle bir değişim vurgusuyla ve ortaklaşa bir değişim bence sloganıyla bunu götürmeleri gerekebilir diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum konuşmacılara. Çok teşekkür ediyorum tüm dinleyenlere. Bir sonraki Eşik'teki Türkiye programında buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar.